Değerli dostlar, hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Ee, bizi izleyen, abone olan, yorum yapan bütün değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu yurt içinden ve yurt dışından hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, dün küçük bir kaza geçirdim. İnşallahü Teala e, Cenab-ı Allah şifa verecek. E, biz onun şifasına sığınmışız. Aynı zamanda da değerli tıp doktorlarımızın o güzel bilgilerine sığınmışız. Niye şifa, şifa, şifa? Şimdi bu konu üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ee, interneti izlediğimde işte YouTube'da Facebook'ta tiktok'ta e, Instagram'da Twitter'da bir sürü kendine şifacı ismi takmış bir sürü insan var ve gülerek izliyorum e, böyle hayret ederek izliyorum ve binlerce de aboneleri var e, bu insanlar Şifa verdiklerini iddia ediyorlar e, Hiçbiri Tıp doktoru değil hiçbir tanesinde <laughs> bir mucize yok, efendime söyleyeyim. Fakat insanlar bunlara inanıyorlar. İşte bir tanesi önüne bir nar koymuş, ona okuyor, bir şeyler yapıyor. Bir tanesi su koymuş, bir şeyler yapıyor. Bir tanesi işte benim diyor, şu elimde şu var, yüzümde bu var işte diye böyle şifacılar türemiş. Tabii e, biz Kur'an'ı okumazsak, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ne dediklerini bilmezsek, değerli İslam alimlerinin kitaplarını okumazsak, Böyle şifacıyım, ben şucuyum, ben bucuyum diyen bir sürü insan türer ve devam da de eder ve buna da inananlar ve abone olanlar da olur. Ben bunu hayret ediyorum. Gerçekten hayret ediyorum. Yani e, hakikaten e, sosyal medya çok faydalı olabildiği gibi çok da zararlı olabiliyor. Hele İslamiyet'i tam bilmeyen, Kur'an'ı tam okumamış insanlar için çok e, şaşırtıcı, kandırıcı bilgiler var. Bakın sevgili dostlar, şimdi benim bu elimde bir yaralanma oldu. Ben kime gideceğim? Gidip internetteki o ben şifacıyım diyenlere mi gideceğim yoksa doktorlara mı gideceğim? Hastaneye mi gideceğim? Nereye gideceğim? Hep diyoruz ya mümin aklıyla hareket eden insandır ya kardeşim. Şimdi çok değerli kardeşlerimiz var hanımefendiler, beyefendiler. Bazı kişilerin evlatları olmuyor. Bazı kişilerin işte bazı hastalıklar oluyorlar. Bunlar hastaneleri terk edip doktorların değer bilgileri, değerli bilgilerini terk edip bu şifacı denilen kişilere gidip boşu boşuna hem paralarını harcıyorlar, hem de olmayacak efendime söyleyeyim şeyler üzerinde çalışmış oluyorlar, gitmiş oluyor, önem vermiş oluyorlar. Yani şimdi bakın bir insan fiziksel bir hastalığı, ruhsal bir hastalığı varsa mutlaka değerli doktorlara gidecek, doktorlara hastanelere, psikologlara gidecek. Şimdi tıbbın hakikaten Kur'an'ın oku emri bize emredilmiştir. Tıbbın çok ileri derecede olduğu çalışmalar var. Elbette ki belki çaresi bulunmamış hastalıklar var. Cenab-ı Allah şifa versin. Ama e, bu ben şucuyum, ben bucuyum, ben şifacıyım, ben şunu yapıyorum, ben bunu ediyorum diyen insanlar, bunlar kendi reklamlarını yapıp para kazanmak isteyen insanlar. Lütfen bakın, insanlarda bir mucize yok kardeşim. Lütfen artık bunu uyanın ya. Ya hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Hepimiz interneti internette geziyoruz. Elimizde cep telefonları var. Kimseye bir gökten mucize indirilmemiş. Hızır Aleyhisselam var. O Cenab-ı Allah'ın emriyle hareket eder, gereken şeyleri yapar. Peygamberlere de İnanmayan kafir kavimler o devirde sihir çok olduğu için insanlar mucizeden başka şeye inanmadıkları için de peygamberlere mucize verilmiştir. O mucizeler gerçek mucizedir, sihir değildir. Hatta Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'nın gerçek asası'nın ejderha olduğunu, gerçek olduğunu anlayınca hepsi Allahü Teala'ya secde edip iman etmişlerdir. Şifalı bitkiler farklı. Bakın şifalı bitkilerle uğraşan insanlara bir şey demiyorum. Tabi onlar içerisinde de çok değerli profesörler, çok değerli alimler var. Şifalı bitkiler farklı bir şey. O gerçektir. Ama o şifalı bitkilerde de bilmeden uyduran çok insan var. Fakat onun dışında ben şifacıyım, ben şucuyum, ben bucuyum. Kardeşim biz cahil insan değiliz, biz akıllı insanız. Lütfen internette bu insanlara ödün vermeyin, para vermeyin, gitmeyin. Abone de olmayın. Yani bakın bu insanlar şan şöhret peşinde, para peşinde insanlar. Ne şifası ya? Sen kimsin ki Cenab-ı Allah şifa verenlerin en hayırlısı Cenab-ı Allah'tır. Biz hasta olursak doktora hastaneye gideriz. Daha sonra da tedbir anlamında zülcelal ve ikrama sığınırız. Ne diyor? İyya kenabudu ve iyya kenestain. Biz sen, yalnız senden yardım ister, yalnız sana sığınırız. Lütfen İslamiyet, İslami konularda az bilginiz varsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini veya hangi dildeyse okuyun, öğrenin. Ya, mucizeyi verebilecek tek güç Hazreti Allah'tır. Okul siz üniversiteyi bitirmek için gidip internetteki bu şifacıların yanına mı gidiyorsunuz yoksa okula mı gidiyorsunuz? Okula gidiyorsunuz değil mi? Bu işi bilen hocalara diploma almış, eğitim verebilecek hocaların yanına gidiyorsunuz. Ee, ehliyet almak için Nereye gidiyorsunuz? Ehliyet kursuna gidiyorsunuz. Gidip şifacıya bana bir tane ehliyet versen, şifa ver veya ayağınız kırıldığı zaman veya herhangi git bana şifa şimdi bazı kişilerde de var. Mesela bel ağrısı çekiyorlar adamları uydurma adamlara gidip bellerini çektiriyorlar bilmem ne daha da sakat oluyorlar. Yapmayın bunları sakın. Bakın bu kendi evinde ben şifa dağıtıyorum ben şu ediyorum internette şurada burada yapan insanlar bu tip hastalıklarda sizi daha çok hasta ederler. Hem psikolojinizi bozarlar hem de sizi kandırırlar. O belini çeken ben gördüm videoda adamı ipe bağlamış belini çekiyor. Neredeyse adamın beli kopacak. Ya kardeşim sen hastaneye gitsene değerli doktorlara gitsene bel fıtığı sinir sıkışmasıdır. Eklemler arasında belde, eklemler arasında bir sinir sıkıştığı zaman bel ağrısı yapar ve bacağı vurur. Bunun tedavisi tıbbi tedavidir. Tıbbi tedavidir kardeşim. Lütfen bu internette bu üç kağıtçı, bu yalancı, bu para kazanmak isteyen, insanları kandırmak isteyen kişilere inanmayın. Yeter artık ya aklımız var bizim. Aklımız var. Sizler abone oldukça o insanların çevresi daha çok genişliyor ve ço daha çok insan sanki onlarda bir şey varmış gibi onlara gidiyor. Ben bu kadar video paylaşıyorum. Bende şu var, bende bu var hiçbir zaman söyledim mi kardeşim? Yok çünkü ya ben de sıradan bir insanım. Herkes sıradan bir insan ya. Ben sadece Kur'an ayetleri tavsiye ederim, dua tavsiye ederim. Hasta olan insanların da doktora gitmesini tavsiye ederim. Sihirden, büyüden, medyumdan, tarot'tan, kurşundan, bu şifacılardan uzak durun. Uzak uzak. Hem günah kazanırsınız. Hem de e, o insanlar siz gittikten sonra sizin üstünüze gülerler. Ki bana nasıl inanıyorlar? Bu, bu kadar adam, bir kişi izledim 200 bin abonesi var ya bu adam şifacıyım diye geçiniyor. 200 bin abone. Şimdi Kur'an'da diyor ki insan lisanında sihir etkisi vardır. Bazı insanlar konuşarak bazı insanlara çok iyi beynini yıkarlar. İkna ederler. Kendilerinde bir şey varmış gibi. Hastaysanız mutlaka doktora gidin. Doktorların değerli bilgilerinden edin. Paranızı tıbba harcayın. Bu tip sahtekarlara harcamayın. Sevgili dostlar, bu hem bizim bir mümin olarak aklımıza saygısızlıktır, hem düşüncemize saygısızlıktır, hem de İslam'a saygısızlıktır. Böyle şey olmaz. Hiçbir peygamber Cenab-ı Allah izin vermeden mucize göstermemiştir. Bende şu var, bende bu var dememiştir. Hatta Kur'anda der ki peygamberler sadece uyarıcıdır. Bakıyorum e, maneviyat sayfası adı altında insanlar neler yapıyorlar yani neler 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 var yani bakın bir insanın simasına baktığınız zaman o insanın zaten ne olduğunu görüyorsunuz yani dikkat edin çoluğunuzu çocuğunuzu kızınızı evladınızı bu tip insanların sayfalarına abone ettirip de onlarla sakın mesaj mesajlaşmalarına izin vermeyin o insanlar sizleri kandırırlar bu işler parayla olmaz olmaz yani işte resimler çektirmişler böyle elleri havada şurada burada böyle bende bir şey var bende bir olay varmış gibi. E çoğu masum insan da bunlara inanıyor. Lütfen aklımızı kullanalım. Allahü Teala ey, ey akıl sahipleri diyor bütün ayetlerde. Ey akıl sahipleri bir de şöyle bir ayet var. Ey tam akıl sahipleri. Tam 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 akıl sahibi lütfen. Beynimiz çok büyük bir mucize o beynimizi doğru yolda kullanalım. İnşallahü Teala yeni videolara devam edeceğiz. Lütfen ve lütfen ve lütfen bizi yurt dışından izleyen ve Türkiye'den izleyen kardeşlerime diyorum. Şu cebinizdeki helal parayı bu üç kağıtçı internette gezen bu şifacı medyum tarot bilmem ne kahve falı kurşun dökme nuska yazma gibi insanlara vermeyin. Vermeyin ya uyanın ya. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.